Merhaba, Tarih Dükkanı kanalına hoş geldiniz. Denizaltı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Adından da anlaşılacağı gibi deniz altında giden bir araç. Peki U-Bot dediğimde eminim ki hemen 2. Dünya Savaşı yıllarından günümüze kadar hala çokça konuşulan, üstüne filmler yapılan Alman denizaltıları aklınıza gelmiştir. Denizaltıların ilk ne zaman kullanılmaya başlandığı net olarak bilinmemektedir. Birçok tarihçi de ilk denizaltıyı kimin tasarladığı konusunda hemfikir değildir. 1465 yılında Konrad Kaiser'in deniz altında giden bir araç yaptığı net olarak bilinmektedir. Çoğu tarihçi bu aracı denizaltıların babası olarak kabul etmektedir. Bazı tarihçiler ise Leonardo da Vinci'nin tasarladığı bu yapıyı ilk denizaltı olarak kabul etmektedir. Burada bir noktaya değinmeden de geçemeyeceğim. Bazı Türk tarihçiler deniz altında giden modern bir araç olarak ilk tasarımın 1719 yılında Mimar İbrahim Efendi'nin tasarımını ve inşasını yaptığı Tahtelbahir isimli timsaha benzeyen araç olduğunu iddia ve kabul etmişlerdir. Günümüz denizaltı tasarımlarını incelediğimizde de bu tasarımlara örnek olabilecek bir tasarımın ilk olarak Tahtelbahir olduğunu kabul etmek gerektiğini de düşünmekteyim. İlk olarak deniz altındaki doğayı incelemek için düşünülen denizaltılar ne zaman bir savaşta kullanıldı? Bir düşman gemisine su altından saldıran ilk denizaltı Amerikan kaplumbağası adı verilen denizaltıdır. Bushnell'in 1775'de yaptığı tek kişilik elle çevrilen pervane ve dümenle idare edilen denizaltının gemi gövdelerini delmek için bir de matkabı vardı. Denizaltıyla bir İngiliz gemisine alttan delik açmaya çalışılmış fakat başarısız olunmuştu. Günümüzdeki denizaltıların birçok etkili silahı bulunmasına rağmen 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı zamanlarında denizaltıların en önemli silahı torpidolardı. İlk torpido atan denizaltının sahibi ülke ise Osmanlı İmparatorluğu'ydu. İngiltere'de parçalar halinde üretimi yapılan Taş Kızak Tersanesi'nde monte edilen Abdülhamit denizaltısı denize indirildiğinde gösteri için boş bir gemiye torpido atmıştır. Böylece hedefe torpido atan ilk donanma Osmanlı donanması olmuştur. 1. Dünya Savaşı başladığı zaman uzun yıllar süren uğraşı, çaba ve deneylerden sonra nihayet denizaltı gemileri uygun bir su üstü ve su altı yürütme sistemi ve güvenilir bir silah ile göreve hazırlandı. Ancak hala savaşta ne derece başarılı olabilecekleri, ne tesir yaratabilecekleri hususunda şüphe ve tereddütler vardı. 1. Dünya Savaşı yıllarında çalışma prensibindeki eksiklikler yüzünden denizaltılar uzun görevlerden çok büyük savaş gemileri için kıyıları savunuyorlardı. U-Bot terimi kullanıldığında genelde 2. Dünya Savaşı aklımıza gelse de Almanlar 1. Dünya Savaşı'ndaki denizaltılarına U-Bot ismini vermişlerdir. Bu isim de denizaltının Almanca karşılığı olan Unterseeboot kelimesinin kısaltılması olarak kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı yıllarına doğru Alman teknolojisinin gelişimiyle denizaltılar dizel motorlar ve güç sağlayan bataryalar ile artık kısa görevlerden çok günler boyu denizin dibinde kalabilen yaşam alanlarına dönüşmüştü. Bu U-Bot'ların komutanı ise Amiral Carl Dönitz'ti. Carl Dönitz aslında bizim için çok önemli bir kişiydi. Neden mi? Çünkü Carl Dönitz hem Osmanlı İmparatorluğu ordusunda hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ordusunda görev yapmış bir Alman subayıydı. 1. Dünya Savaşı'na girmemize sebep olan Midilli gemisinde görev yapan Dönitz, 1934 yılında ise Türk denizaltı filosunu eğitmek için Türkiye'ye gelmişti. Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yeni kanalımız Tarih Dükkanı'nda başlıklarda belirtilen konuya değinmeden önce konumuzda geçen temel unsurlarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Kanalımız 2. Dünya Savaşı gibi görünüyor ama bu videoda ve önceki videolarda da anlattığım üzere konuyla ilgili genel bilgilere de bolca değinmeye çalışıyorum. Lütfen sadece 2. Dünya Savaşı anlatıyorsun gibi yorumları yazmayalım artık. Kanalımız başka bir kanalın devamı olduğu için ilerleyen günlerde konu çerçevemizi de bolca genişleteceğiz. Merak etmeyin. Şimdi başlıkta belirtilen olaya değinmeye başlayalım. Birçoğumuz Nazi denizaltıları U-Bot'ların Türkiye kıyılarında ne işi vardı diye merak ederek videoyu takip etmişsinizdir. Bunun için de Hitler'in Sovyetleri işgal etme planı olan Barbarossa operasyonunun planlandığı yıllara gitmek gerekiyor. Bütün unsurları ile Sovyetlerde tam bir başarı isteyen Hitler,
kara gücünü ve hava gücünü Sovyetlerin üstüne yolladı. Fakat çok da anlatılmasa da deniz gücüyle de Sovyetlerin etrafını sarmak istiyordu. Özellikle Karadeniz'deki Sovyet limanlarının kontrol altına alınması gerekmekteydi. Bunların en önemlisi ise Sivastopol şehriydi. Hem karadan hem de denizden sarılarak ele geçirilmesi Sovyetlerin can damarlarından birini kesecekti. Ama Nazi Almanyası için bir sorun vardı. U-botların Karadeniz'de görev yapabilmesi için Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçmesi gerekmekteydi. Türkiye ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Hatta Türkiye'de görev almış olan Karl Dönitz de görüşmelerde yer almıştı. Ama Türkiye neden denizaltıların geçişine izin vermiyordu? Çünkü Türkiye savaşta yer almamak için denge politikası izliyordu. Ayrıca Türkiye'nin 1936 yılında imza attığı, aralarında Sovyetler Birliği ve birçok ülkenin de bulunduğu Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Nazi Almanyası'nın bu gemilerini boğazdan geçişine izin verilemezdi. Gemiler boğazdan geçtiği anda savaş sebebi sayılıp Türkiye resmen savaşa girmiş olacaktı. Bu durum karşısında Nazi Almanyası daha pratik bir çözüm üretti. Türkiye'nin daha önce Almanya'dan satın aldığı Atılay, Saldıray ve Yıldıray denizaltılarını satın almak istedi. Böylece zaten Karadeniz'de bulunan gemiler Montreux Sözleşmesi'ne takılmayacak, bu denizaltılar ile Nazi Almanyası Karadeniz'i kontrol edebilecekti. Ancak Türkiye izlediği denge politikası ile bu teklifi de kabul etmedi. Nazi Almanyası için tek bir seçenek kalmıştı. Denizaltılar nehirden, bazen ise karadan geçirilerek Karadeniz'e indirilecekti. Hamburg'dan yola çıkan 6 denizaltı, Kaiser Wilhelm Kanalı ve Elbe nehirlerinden geçirilerek Dresden'e getirildi. Dresden'den de karayoluyla Ingolstadt'a getirilen denizaltılar Tuna Nehri üzerinden Karadeniz'e ulaştırıldı. 1943 yılında Karadeniz'e ulaşan U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 ve U-24 denizaltılarının bulunduğu 30. denizaltı filosu toplam olarak 56 operasyon gerçekleştirdi. Ve Sovyet Deniz Kuvvetleri'ne oldukça zayiat verdiler. İşte olayın Türkiye kısmı Barbarossa operasyonunun başarısız olması ve Nazi Almanyası'nın geriye çekilmesiyle başlamaktadır. Harekatlar sırasında U-9, U-18 ve U-24 Sovyetler tarafından batırılmıştı. Diğer 3 U-Bot'un ise Karadeniz'den çıkma ihtimali yoktu. İlk olarak bu gemiler Türkiye'ye satılmak istendi. Fakat Türkiye bu teklifi reddetti. Tek yol kalmıştı. Bu da denizaltıların batırılması. Denizaltıların içinde önemli bilgiler olduğundan Amiral Karl Dönitz U-Bot'lara şu emri verdi. Türkiye kıyılarına yaklaşın ve denizaltıları batırın. Düşmanın eline hiçbir şey geçmesin. U-botları batıran mürettebat filikalarla karaya çıktı. Amaçları Nazi işgalinde bulunan Yunanistan'a kaçmaktı. Fakat Türk yetkililere yakalanan askerler esir edildi ve savaş sonuna kadar Konya Beyşehir'de özel bir kampta tutuldular. Şimdi aklınıza bu batan U-botlar nerede sorusu gelmiştir. Savaş sırasında ve bittikten sonra maalesef ki bu denizaltı batıkları unutuldu. Ta ki 50 yıl sonra 1994 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'deki bir tatbikatı sırasında Sakarya Karasu açıklarında U-20 denizaltısını bulması ile hikaye tekrar canlılık kazandı. Yapılan araştırmalar ile aynı tip iki denizaltının daha Türkiye karasularında olduğu belirlendi. Zaman zaman yapılan sualtı araştırmaları sonucunda U-23 İstanbul Ağva açıklarında, U-19 ise Zonguldak Karadeniz Ereğli açıklarında bulunmuştur. Günümüzde bile bu U-botlar Türkiye kıyılarında yatmaya devam etmektedir. Bir tarihsever olarak küçük bir eleştiri yapmak istiyorum arkadaşlar. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın en küçük mevzisini bile müze haline getiren ve bu tarih turizminden paralar kazanan ülkeler önümüzde dururken belki de 2. Dünya Savaşı'nın en önemli ve merak edilen konularından biri olan 3 adet U-bot kıyılarımızda yıllardır yatmaktadır. Bu batıkların çıkarılıp restorasyonları sonucu sadece bu U-botları görmeye yüz binlerce, milyonlarca kişinin geleceğini düşünüyorum. Brezilya kıyılarında batmış olan bir U-botu insanlar bulmak için 50 yıl gibi bir süre uğraşırken biz burnumuzun dibindeki tarihi görmüyoruz bence. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.